Sıfırdan Ait serimizin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Mercedes Arcturus aracımız ile birlikte yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Akkaya'ya doğru gideceğiz. Bugünkü yükümüz Akkaya'ya. Bakalım başımıza neler gelecek, hep beraber göreceğiz. Kısa bir yolculuk olacak açıkçası. Şöyle bir kontrol ettiğimiz zaman, bir önceki videomuzun durumunu, istatistiğini bir kontrol ettiğim zaman en son bir 8 gün mü 9 gün önce bir video atmışım. 960 görüntülenmede kendileri. Ondan önceki de 1200 falan görüntülenmesi var. Sıfırdan Hayat serimizin. Yani normal potansiyelinde gidiyor. Kendi potansiyelinde gidiyor. Sıfırdan Hayat'ın o kült halini seven arkadaşlar bu videoları izlemeyi seviyorlar diye düşünüyorum. Böyle aracımızı bir çalıştırıp startını verelim. Bode'den çıkacağız. Dediğim gibi Akkaya'ya doğru bir yolculuk yapacağız. Şöyle yavaştan yolumuza çıkalım. En son buraya karlı bir şekilde gelmiştik biliyorsunuz. O gün çok kar yağdı. Arabayı burada bıraktık. Yaklaşık bir 8-9 gündür falan hiç arabanın yanına gelmedik. Daha yeni geldim. Arabayı da bugün buradan aldım, gidiyorum. Artık hava biraz daha iyi, yani sıcaklaştı biraz. Daha iyi gibi. Ama tabii bu tekrar havaların bozuk olacağı anlamına gelmiyor. Yine bir kar falan beklentisi var ama şu an daha iyi bir durumda. En azından rahatlıkla yolculuk yapılabiliyor. Yine ama Winterland'da falan yine kar var. Oralarda zaten kar hiç eksik olmuyor 7/24. Orada mevcutmuş. Bakalım oraya doğru da belki gideriz şeyle. Mercedes'le hiç gitmedik. Belki oralara doğru da bir yolculuğumuz olur diye düşünüyorum. Şöyle yavaştan aşağıya doğru bir inelim. Akkaya'ya doğru yolculuğumuzu gerçekleştirelim. Yeni Mercedes ile birlikte. Bu arada bu Edition 2 kasa. Bu Edition 1 kasası da var. Edition 1 kasasının ön panjuru siyah, biliyorsunuzdur belki. Ne yapalım? Ön panjuru siyah yaptırayım mı arkadaşlar? Düşünceniz ne? Yani Edition 1 panjuru yaptıralım mı? Yoksa bu araba böyle orijinal bir şekilde Edition 2 olarak Edition 2 ön panjur gri şeklinde kalsın mı? Bence hani bu şekilde kalması daha güzel ama modifiyesini yaptırmayı düşünüyorum. Yavaştan bir modifiye işine gireceğim. Daha güzel bir görüntüye sahip etmek için, etmek adına aracı böyle ufak bir modifiyeye giresim var. Sizden ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bu arada şeyden gideceğim. Oradan çıkmayacağım. Şuradan geriden gidip geriden çıkacağım. O yol birazcık sıkıntı. Geçen gün arabanın az bir tamponu sürtmüşüz zaten. Onu fark ettim. Böyle hafif bir boya şeyi var arabanın tamponunda. Allah'tan çok değil. Hani dedim acaba burada mı bir sıkıntı oldu? Şeyin kapısında, şirketin kapısında da herhangi bir şey yok yani. Orada arabaya vuracakları bir durum söz konusu yok. Nasıl bıraktıysam geldim o şekilde aldım arabayı buradan. Şöyle bir çıkalım yavaştan. Arabanın ön tamponda ufak bir sürtülme var. Sürtüşme olmuş. Onun haricinde herhangi bir problemi mevcut değil. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Kaç gündür yokuz. Videoları falan da çekemedik. Yolculuk yapamadık daha doğrusu. Ya yolculuk yapmak istiyorum da. Tabii şartlar elverişli değil. Şartlar el vermiyor bu duruma. Yani şartlar el verse daha fazla video gelir. Daha fazla yolculuk yapabiliriz. Birkaç tane düzen var. O düzeni oturtturamadım açıkçası. Doğruyu konuşmak gerekirse. O düzeni bir oturtursam videolar daha sık gelmeye başlayacak. Önemli olan o düzeni oturtturmak zaten şu anda. Bu arada bu şeyle alakalı bir şey söylemek istiyorum size, bu Dreamland'le alakalı. Arkadaşlar yakın bir tarihte Dreamland'in şeyini açmayı planlıyoruz. VDS'ini açmayı planlıyoruz. Yani 8 kişilik sunucuda arkadaşlarınızla girip oynayabileceksiniz. Yani açık olan mevcut sunucu üzerinden girip oynayabileceksiniz. 8 kişi, yani bunu arttıramıyoruz. Keşke SCS bunun birazcık daha önünü açsa da en azından hani 32 kişilere falan çıkarıp böyle bir sunucu kurabilsek, ama 8 kişilik sunucu açabiliyoruz ilk başta, ilk etapta. 8 kişilik bir dedektif server açıp, dedektif o işte bilgisayar tabanlı sunucuyu açıp sizlerin oynaması için sunmayı planlıyoruz, bakalım. Şu an VDS'imiz var zaten. VDS kiraladık ama tabii ayarlanmadı. Ayarlandı ama sizlere bunu daha açıklamadık. Onda zamanı gelince göreceksiniz. Oynamak isteyen arkadaşlar da olur ama dediğim gibi işte o şeyi az olduğu için, kişi sayısı 8 olduğu için, yani 4-5 kişiyle girmeye çalışsanız, mesela arkadaşlarınızı alsanız girmeye çalışsanız giremezsiniz. Mesela 3 kişi falan da oynadığını düşün. 5 kişi
8 kişi oluyor zaten direkt sonucuda. E ben giremiyorum bu sefer. Öyle de bir durum söz konusu. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Nasıl yapacağız? SCS'nin mallıklarından bir tanesini daha izliyorsunuz işte. Yani görüyorsunuz kendiniz. Hal böyle olduğu zaman da insanda ne tat kalıyor ne tuz. Yapacaklarını yapamıyorsun. Ya en basit örneği bu. Yapmak istediklerini hayata geçiremiyorsun. Bu da sinir bozucu bir durum oluyor. Sinir bozucu bir hale geliyor. Açıkçası. Bu arada bayağı iyi gidiyor Mercedes ya. Dreamland'in yeni sürümü üstünde çalışılıyor arkadaşlar yavaş yavaş. Yeni böyle asıl Bode şehri geliştiriliyor. Yani biliyorsunuz burası Bode diye geçiyor ama burası Bode'nin köyleri, kasabası gibi bir yer. Asıl Bode şehri geliştirilme aşamasında. Yani pek de büyük bir yer değil açıkçası. Küçük bir yer ama geçişi güzel olacak. Geçişi tatlı bir şehir olacak. Sizi geçerken sıkmayacak yani içerisinden. Böyle akacak geçeceksiniz. Onun haricinde Bode'den sonra yapılacak bu birinci bölgeye eklenecek bir yer daha düşünmüyorum. Şehir gibi, kasaba gibi. Belki küçük kasabalar falan olabilir, küçük geçişler olabilir ama bir şehir eklenmeyecek bu bölgeye artık. Bode son. Birinci bölgedeki Bode şehri son olacak. Bode zaten Bode çıktıktan sonra da V1.1 sürümü dedik değil mi biz ona? Aynen V1.1 sürümü. V1.1 çıkacak. Bu birinci bölgenin tamamlanma sürümü olacak açıkçası. Hani V1.1 çıkmadan önce diğer alternatif sürümler çıkabilir. Ben en son neyi çıkardık? 1.05'i çıkardık değil mi? 1.05 işte 1.07 gelebilir belki. 1.08 gelebilir. Bu şekilde bunlar tamamlandıktan sonra diğer şeye geçebiliriz. Ana sürüm V1.1'i yayınlayıp Allah arabayı yardım ya. V1.1'i yayınlayıp ondan sonra şeylere geçebiliriz artık. V1.1.2 gibi ya da ne bileyim V1.2 sürümü gibi bu şekilde gidebiliriz birinci bölgeden sonra. İkinci bölgede tamamlandığında zaten 2.0 sürümüne ulaşmış oluruz. Bölge bölge isimleri adlandıracağız. Yani şu anda V1'e doğru gidiyoruz ya. V1.1 sürümü çıktığı anda birinci bölge tamamlanmış olacak. V2 çıktığı zaman da işte direktmen ikinci bölge çıktığında da V2 sürümü direktmen yayınlanmış olur diye düşünüyorum. Böyle bir adlandırma. Üçüncü bölgede V3, dördüncü bölgede V4 mesela. Bu şekilde adlandırarak yolumuza devam edebiliriz. Uyarlamasında bu şekilde ona göre yapılır. Bakılır bilmiyorum. Dediğim gibi şu anda V1.1 sürümü üzerinde halen daha çalışılıyor. Zamanım yok çalışmaya. Bir haftalık bir ara vermiştim yayınlara falan. O sıra birazcık yaptım. Şehir yapması gerçekten uzun sürdüğü için fazla bir yol kat edemiyorsunuz arkadaşlar şehir içini yapmakta. Açıkçası bir haftamı şehrin içine verdim. Günde de böyle 3 saat falan çalışabildim maksimum üzerinde. Bitmedi bile halen daha duruyor. Ama mümkün olduğunca yapmaya çalışıyorum tabii. Bittikten sonra da yayınlayacağım. Alternatif sürümler gelecek. Mesela yeni bir güncelleme update sürümü geldiğinde o sürüm direktmen uyarlanacak. Bu arada Winterland'e çıkarken sorun yaşıyorsunuz. Yolda araçlar falan gitmiyor. Winterland'e bir güncelleme çektim. Yayınlanmadı. O da yayınlanacak. İşte bekliyorum hani uygun bir sürüm bekliyorum yayınlamak için. O sürüm de geldiği zaman yayınlanacak arkadaşlar. Winterland'e de sorunsuz bir şekilde çıkabileceksiniz. Ya yoldan çıkarken araç çıkmıyor ya Winterland'e. Ondan dolayı bir sorun var. Bunu halledeceğiz. Hallettim daha doğrusu. Test etmedim. Winterland'e de sorunsuz çıkmanız gerekecek. Şimdi dediğim gibi Bode eklenecek. Bode'den sonra diğer tarafa geçiş yolları ayarlanması gerekiyor. Üstten bölge, üstten o otobanın devamı gelecek. O sınıra kadar. Bu sınırın alt kısmından bir yol dönecek. Bölge tamamlanacak. İşte arkadaki Pass City'den direktmen Supreme City'ye bir tane sağ yolu vurulması gerekiyor. Orası bekliyor bu arada. Orada yapılacak. Bunlar yapıldıktan sonra birinci bölge bittikten sonra ikinci bölgeye geçmeden yeni DLC'ye geçilecek arkadaşlar. Yeni bir bölge gelecek. Yani
şey demeyeyim sizlere. İkinci bölge başlanmayacak. Birinci bölge bittikten sonra aynı Speechland gibi yeni bir ücretli bölge eklenecek. Ama o bölge tabii gerçekten güzel bir bölge olacağını eminim. Sizler de beğeneceksinizdir orayı. Speechland kadar küçük olmayacak. Birinci bölge kadar da büyük olmayacak. Yani böyle nasıl diyeyim sizlere? Rahatlıkla gezerken 1 saatinizi 2 saatinizi geçirebileceksiniz oranın içerisinde. Belki daha fazlasını geçireceksiniz bilmiyorum. Şu anlık tam olarak planını hedefini yapmadım. Kaç tane içerisinde şehir kasaba olacak onu da bilmiyorum. Ama tabii planlandıktan sonra hayata geçirildikten sonra göreceksiniz. Oğlum bayağı kaçıyor benim Mercedes ya. Vallahi Levent abi işini biliyor ha. Araba bayağı bayağı kaçıyor baksana. İşte dediğim gibi içinde kaç tane şehir olacak, nereler olacak, şehir mi olacak, kasaba mı olacak, köy mü olacak, hiçbiri belli değil. Hiçbiri belli değil bunların. Planlaması yapılmadı, sadece ismini biliyoruz. İsmi planlandı. Onun da zamanı gelince zaten sizlere duyururuz. Zaten ben onu birkaç kere söyledim adı ne olacaksa ama tabii tam olarak bazen de açıklamamak gerekiyor adını. Ama güzel şeyler çıkacak yani emin olabilirsiniz. Zamanım olduğu sürece yapacağım. Bu arada deneyimli harita yapmayı bilen arkadaşlar var mı aranızda? Bunu da merak ediyorum. Deneyimli derken yani bir bölgeyi atıyorum. Hatasız bir yer bir haritalama yapabilen birisi var mı? O bölgeye uygun yapabilecek. Kafasında güzel fikirler olan, güzel şeyler yapabilen arkadaşlar varsa Discord üzerimizden bize ticket yoluyla iletişime geçsin. Harita yapımı ile ilgili. Yani bir başvuru, harita yapımı ile başvuru gibi bir şey yazabilirsiniz. Değerlendirmeyi alabilirim size. Çünkü arkadaşlar Dreamland haritası ilerisine baktığınız zaman çok büyük bir harita. Yani şöyle bir açalım haritasını. Bak arkadaşlar arka temayı görüyorsun değil mi? Şu an bulunmuş olduğumuz yer birinci bölge. Bunun İkinci bölgesi var. İkinci bölgeye bak. İkinci bölgenin ucu görünmüyor. İkinci bölge o kadar büyük ki ikinci bölgeden sonra bunun üçüncü, dördüncü, beşinci bölgeleri var. Altıncı bölgeler hayvan gibi büyük harita. Ya bunun için arkadaşlar bana yardımcı olmak isteyen ben haritayı yapın. Ben üstüne fazla düşemiyorum. Yalan yok haritanın yapımında. Bana yardımcı olmak isteyenler, haritayı geliştirmek isteyenler varsa abi ben de geliştiririm çok güzel olur o haritanı beğeniyorum yapmak istiyorum falan diyen arkadaşlar varsa bilgili ama harita yapımıyla alakalı bir şey öğretemem onu söyleyeyim. Sadece haritasını sadece modlu haritayı yapacak. Sadece harita bilgisi olan arkadaşlar varsa gelsin konuşalım. Anlaşabilirsek. Ben güzel bir şeyler çıkarım abi beğenirsin derseniz de buyurun yani olabilir neden olmasın. Size bir tane sektör belirlerim o sektörü geliştirirsiniz yapabilirsiniz. Yalnız bir şey diyeyim mi güzel kaçıyor araba ya harbiden çok iyi gidiyor. Baya baya iyi. Bak şu an bile bile basıyorum arabanın gazına. Baya baya kapatıyor gidiyor. Tabi garavancı dayı basamadığı için tırlar şu an bizi daha hızlı geçiyor. Yani diğer tırlar bizden daha iyi gidiyor. Abi bir tırı da sollayamıyorsan yani bırak. Evet, Akkaya'ya geldik yavaştan. Böyle şurada ne var? Şimdi dediğim gibi arkadaşlar video çok çekemiyorum çünkü ya şöyle bir durum var. Şimdi video çekebilmek için bu kokpit
burada olması gerekiyor. Videoyu çekebilmek için. Bu kokpiti devamlı buraya al. Götür. Diğer oyunlar oynamak için diğer koltuğu çek. Bu ortamı hazırlamak birazcık zahmetli bir iş. Ortalık hep kablo. Ben de diyorum ki kokpit sabit bir yerde dursun. Video çekecek olduğum zaman hemen oraya geçeyim. Videomu çekeyim. Hazırlayayım. Bunu istiyorum. Bu da olmadığı zaman devamlı da hani kurmak işime gelmiyor şu şeyi, kokpiti. Bazen de diyorum ki lan bu kokpite ne gerek vardı? Niye yaptım bu kadar, hani masrafa niye girdik? Yapmasa hani burada direksiyonumuz şeyimiz burada olsaydı direkt ben zaten video çekiyordum rahatlıkla. Çatık çatık çeker çeker yayınlardım yani. Bazen de bunu diyorum. Yok ki eski halini geri mi alsam her şeyimi? Bütün her şeyi söksem. Tekrar eskisi gibi masanın üstüne koyup masanın üstüne videoları geri mi çeksem diyorum da. Yani bunu da tadını aldık bir kere yani, oradan oraya da geçilmez artık geri. Burası çok rahat yani, çok iyi. Gerçek araba sürüyormuş gibi video çekiyorum ben buradan. Yani şimdi buradan kalkıp da tekrar masanın üstüne geçip masanın üstünde video çekmek içime gelmiyor. Evet, yani diyeceklerimiz, anlatacaklarımız bunlar. Bu arada şey çok güzel ya. Bir trailerini gördüm de, trailer mi? Teaser'ını diyeyim daha doğrusu. North DLC'si var ya arkadaşlar. Yeni gelecek olan işte, tanıtımını yaptılar. Çok güzel ya. Harbiden çok iyi. Yani muhteşem görünüyor. Zaten her zaman İskandinav bölgeleri çok güzeldi. İskandinavya DLC zaten bambaşka bir DLC. Halen daha en iyi DLC, en iyi DLC'lerden birisi, evet. Ve hani bu atmosferi tekrar böyle görebilmek aynı şey, aynı etkiyi veriyor ya. Bir de hani İskandinavya'nın yapıldığı zamanlardaki o an kalite var. Bir, yani adamların yapmış olduğu ikinci DLC İskandinavya DLC'si. Bir Going Chaos çıktı, daha sonra İskandinavya çıktı zaten. İskandinavya'nın yapılmış olduğu zamanla şu anki zaman arasına baktığım zaman İskandinavya kaliteliydi. İskandinavya'nın üstüne kat kat daha fazla şey koyarak daha kaliteli bir şey çıkartacaklar şimdi ortaya. O zaten İskandinavya'nın mimarisi bambaşka bir mimari. Çok güzel bir mimari. Muhteşem bir şey gelecek yani bu DLC ile alakalı. O yüzden birazcık heyecanlıyım ama tabii bir yerden de bir sıkıntı var. Çıkması şu an değil yani. Şu an çıkmayacak. Biraz bekleyeceğiz yani. Ne oluyor ya? Biraz bekleyeceğiz yani arkadaşlar DLC'nin gelmesini. Enter'a basayım derken video şey müzik açtım kaç tane. Öyle enteresanlıklar var. Şöyle bir yavaşlayalım. Evet. Bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Mercedes Arcturus'umuz ile birlikte, yeni kasa aracımız ile birlikte yolculuğumuzu gerçekleştirdik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.